Abi YouTube'da Flow TV diye bir kanalda Cyberpunk incelettirdiler bir çocuğa ve senin yaptığın bütün yorumları kopyala yapıştır yapmışlar. Gördün mü onu? Serhat Opski duydum o muhabbeti de yani bakmadım abi. Birincisi ben Flow TV'yi çok izlemiyorum. İlker Hoca biraz böyle çok agresif. Anladın mı? Çok aşırı böyle biraz sıkıldım o yüzden. İlker abinin o agresifliğinden ben. Çok da şey yapmıyorum o yüzden. Takip etmiyorum. Arada güzel uzman konuklar çıkarıyorlar. Onları birkaç tanesini izledim. ESG Hoca'yı severiz falan. Yani öyle bir ama Flow TV benim çok takip ettiğim bir yer değil. Duydum o muhabbeti de. O da yani ne yani 17 yaşında çocuktur bu ya. Anladınız mı? Hani küçümsemek de istemiyorum da burada chatte de var 17 yaşında arkadaşlar. Ya bu çocuk çıkmış kamera karşısında bir şeyler anlatmış. Hatalı anlatır. Düzgün anlatır. Yanlış anlatır. Doğru bilir yanlış anlatır. Anladınız mı? Bu kadar böyle vay sen filan diye çocuğu linçlemenin ne alemi varmış? Onu da anlamadım. Ama biraz da sanki çocuğu hafiften linçlensin diye mi çıkartmışlar gibi de böyle bir hani orada abileri var stüdyoda. Aman oğlum dur böyle dersen seni de linçlerler filan gibisinden çocuğu da sanki bu uyarsalarmış daha iyi olurmuş gibi geldi bana. Neyse işte içeriktir yani. Ne bileyim. Yayınlayanı ile izleyeni düşünsün. Yani ben o kadar o işlerin dışındayım ki. Olay ne? Olay şu, ben de çok bilmiyorum. Flow TV diye bir kanal var. Oraya gençten bir arkadaşı çıkarmışlar. Programın da ismi de bir şey Z. Oyun Z. Yani Z kuşağı üyeleri genç bir insan oyun anlatıyor. Yani programın adı bu zaten. Şey gibi değil hani. Adı ne? Uzman konuğumuz falan değil. Gençten bir arkadaş. Oyun Z. Var mı aranızda 17-18 yaşındakiler? Yani insan 17-18 yaşında oldu mu daha hormonu oturmamış adam yani, anladın mı? Eli ayağı oynar tabii. Çocuk da Cyberpunk bir şey anlatmış. Yanlış anlattığı yer olmuş. Doğru anlattığı yer olmuş. Olabilir. Olabilir yani. Sonra tabii çocuğu linç etmişler. Ama ben bir tık şeye üzüldüm. Yani o kanaldaki insanlar da sanki biraz hani bu genç arkadaşı çıkaralım, bu genç arkadaş apır sapır konuşsun. Apır sapır konuşsun derken yine çocukta hiçbir kabahat yok. Genç adamdır, anladın mı? Yani insan genç oldu mu iyi bir şey söyleyecek olsa onu bile yanlış söyleyebilir. Gençtir ya en nihayetinde. Gençtir yani. Hatası da olur, cesarettir. Çıkmış anlatmış ama bir tık sanki böyle çıkaralım bunu bir linç etsinler falan tarzı bir şey hissettim ben orada. İnşallah o bakış açısıyla yapmamışlardır. İnşallah o çocuk da hevesini kaybetmez, üretmeye devam eder. Diyeceğim bu kadar benim o konuyla ilgili. Genç insandır yani bu. Ali Eren diye bir çocuk anlatıyor ve videoya ben bir gamer'ım olarak giriyor. Biraz fazla havaya girmiş gibi geldi. Abi yani dediğim gibi gençtir. Genç insanları gençliklerinden dolayı affetmeyeceksek hiçbir şekilde affetmeyelim. Genç insanların hepsini öldürelim o zaman. Anladın mı? Yani o yüzden yani bunu diyeceğim özetle. İnsan gençtir. Genç insan hata da yapar. Hata yapmasa bile üslubunda hata olabilir. Anlattığı şeyde hata olabilir. Videoyu izlemedim ben bu arada. Gençtir ama ya. Bu kadar bitti. Geç. İlker Hoca akıllı ve iyi adamdır. Bilmiyorum Selami. İlker Hoca'nın akıllı bir adam olduğuna eminim ama biraz daha hashtag drama ekmekleri çok seviyor gibi geliyor bana. Ekmek bitince habire ekmeğe koşuyor gibi geliyor abim. Yani ya onun tavrında tipinde bir şey var. Millet adamı linç etmeyi seviyor. Ya da böyle biraz olta atıyor da böyle falan gibi geliyor. Sonlar hayır olsun yani. Başka kanaldır, başka iştir yani. Mertcan Şen gençken çok boş konuşuyordum. İyi ki taşlanmadım diyor. Ya arkadaşlar yani benim de şimdi biz kaç senedir internetteyiz. Ben Grafiği 2000 forumlarında takılan adamdım. 16 yaşımdayken. Şimdi Grafiği 2000 forumlarında benim yazdığım şeyleri bugün çıkarsan önüme koysam aşırı utanmam ama derim ki bu neymiş yani derim, anladın mı? Yani insan zamanla değişiyor ya. Bu çocuk bugün 17 yaşında, 27 yaşında, bakalım ne diyecek abi. Bu kadar da anasını ağlatmanın milletin gerek yok ya. Vay CS Nick'in neydi? Nick'im büyük sokucu 34'tü kanka. Oradan bakar bulursun beni. Yeni internetin hayırlı olsun CS. Yeni internetim yok Eren valla. Grafiği 2000 ya tabi. Kaç kişi biliyor Grafiği 2000'i? Ama başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir durum da olmuş olabilir. Bu çocuk 17 yaşında. Bu çocuğu linçleyenler de 16-17 yaşında olabilir. Ha o zaman Hunger Games. O zaman Hunger Games'tir bu. Bak orada ben araya girmem. Bak. Bak ben şuna bakarım kardeşim. Çocuk 17 yaşında. Gençten bir çocuk. Zaten programın ismi de Oyun Z. Tamam mı? Genç adam. Çıkmış konuşuyor. Bu genç adam konuşuyor. Yaşıtı olan 17-16 yaş grubu çocuğu linç ediyorsa o zaman bu Hunger Games'dir. O zaman popcornumu alır izlerim. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Ha, anladın mı? O zaman tamam. Ergen fight'tır o. Orada Survivor etiketlerindeki tipleri izler gibi çekirdeğini alacaksın. 21 de izleyeceksin. Hunger Games yani. Zihni Sinir'in kitabı vardı ya bende. Ama böyle 20 küsur 30 küsur yaşındaki bir insan en azından hani üniversiteyi daha bitirmemiş genç bir insana birazcık bağışlayıcı olmalı diye düşünüyorum yani. Diyeceğim bu. Uzay Baran diyor ki Dyson Sphere'ın şöyle olmuş böyle olmuş, şöyle olmuş böyle olmuş, şöyle olmuş böyle olmuş diyor. Abi seni linçleyen insan var. Beni linçleyen oğlum ne olacak? Ben gelmiş 30 yaşıma. Beni linçlerler. Ben iki tanesi de sallarım. Bir tanesi de küfür ederim. Hayatım devam eder. 30 küsur yaştaki insanız biz. Bize bir şey olmaz. 17-18 yaştaki insan gençtir. Yani etkilenir böyle şeylerden. Bir tek ona üzülürüm ben. İnşallah o delikanlı etkilenmemiştir. Artık ne diyeyim? Daha da babacan konuşabilir miyim? Bilmiyorum. Kenshi girecek mi? Attack on Titans 4. sezon hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle. Şimdi Attack on Titans belli bir noktaya kadar çok iyi geldi. Eren'le Güven'in muhabbetleri çok iyi ilerledi. 3. sezon civarında Mikasa, Sukasa olayları çok iyi gelişti. Titanları hep poke topların içine doldurdular. Hep duvarın arkasına attılar. İçiban bankayı sensayisini açtı Titan. Ondan sonrası biraz boka sardı gibi geliyor bana. Yani Berzerkin kılıcıyla Hunter x Hunter'ın dış dünyasıyla karışmasıyla beraber Attack on Titan 4 bence biraz boka sardı. Ama bakalım inşallah toplarlar. Gundam filan. Cemal sen de hoş geldin. Burak A2 selamlar kral nasılsın iyi yayınlar demiş. İyiyim be Burak. Ne olsun. Hamdolsun oturuyorum. Abi Merhabalar Can Bey. İzin verirseniz sürekli takip ettiğim kanalınızdan Türk dizi ve film sektörünü bir oyuncu olarak protesto etmek istiyorum. Tabii ki buyurun. Sürekli aynı kişilere milyonlarca TL ile anlaşma yapıp bizim oyuncu olarak hakkımızı yiyen ve bize hiç şans vermeyen Türk dizi ve sinema sektörünü protesto ediyorum. Türkiye'de sanat yüz ve beden güzelliğinin önüne geçtiyse yazıklar olsun. Bu sektöre diyor ve iyi yayınlar diliyorum. Arkadaşlarım ve sizin zamanını çaldığımdan dolayı özür dilerim demiş Emir Ege Soy. Estağfurullah Ege. Kaldı ki yani konu yüz güzelliğiyse sen de hiç fena değilmişsin abi. Şöyle bir tıklayayım bakayım dedim de maşallah var ha. Yani iyisin iyi. Ne oluyor peki? Sürekli aynı oyuncuları döndürüyorlar. Yeni insanlara menajerle mi alakalı diyeceğim ama çok da menajer meselesi değil ya benim bildiğim bu sektördeki olaylar. Scrap mekanik bakmıştım Tolga bayağı bir vakit önce. Scott Pilgrim vs The World aldın da oynamadık. Bir baksak mı? Ne kadar çok oyun birikti bu arada ya. Değil mi? Yanlış insanla co-op yayın işine girersen al başına belaya yani. 6.6'da film konuşacağız da Ceren'in de bu aralar korku oyunu oynayası var ha. Habire. Bu hafta da yeni bir korku oyunu oynamak istiyor. Şu geriyiz mi da? Ya geçen dedim ki kütüphanede çok oyun var bakmadım. Bir dakika ya, bir saniye. Şunu izlediniz mi ya? Ben üçüncüye falan izleyeceğim. Ben bu kadar fragman izlemem bu arada. Aç bakalım. Oo. Oo. Şöyle bir toksik erkeklik 5000 izleyelim ya. Alt yazılar kayıyor ya. We need calm. The world needs him. To stop what's coming. And this child. She's the only one he'll communicate with. I knew that they had a bond. She had nowhere to go, so I made a promise to protect her. And I think that in some way, Kong did the same. Ah! Adam geliyor, adam. Adam vur. Ümünü diyor oradan, ümünü diyor. Ah. Ne yapıyorsunuz lan diyor benim denizimde diyor. Hey diyor. Maymunum ben diyor, götümü avuçluyorum diyor. Çok güzel her şey. Cyberpunk bağırıyor. Cyberpunk nerede? Cyberpunk'ı çıkarın. Ben de varım. Stranger Things'de oynadım diye meşhur oldum. Tamam. Bak bokunu avuçluyor, gördünüz mü? Aa, bokunu buraya sürmüşüm. Dur adamı adamla dövem. Çok iyi. Maymunum ben diyor. Al diyor. Çok güzel ya. Cyberpunk 2077. Benim anlamadığım fragmanda sürekli Godzilla'ya dayak, Godzilla, Kong Godzilla'yı dövüyormuş gibi gözüküyor fragmanda sürekli, tamam mı? Niyeyse seyircinin Kong'un tarafını tutacağını düşünmüşler. Tamam mı? Yani abi Allah'ın maymununun biz niye tarafını tutalım? Biz maymundan mı geliyoruz ya? Biz maymundan mı geliyoruz ya? Geliyorsak da bundan mı geliyoruz abi? Saçma sapan iş. Asla kafa... Yani bir şey söyleyeyim mi? Bir saniye Kong'a sempati duymadım ya. Bir saniye Kong'a sempati duymadım ya şurada. Maymun ya. Maymun bu ya. Ben maymunla ne işim olur? Maymunun ne tarafını tutarım ne işini yaparım abi ben. King Kong'dur bu, King Kong. Aman King Kong diyorum. Godzilla'dır. Godzilla. God. Bir kere birisi King Kong, öteki Godzilla. Ne demek God? Tövbe aşağı, tanrı demek yani. Godzilla'dır yani. Boş muhabbet. Bu böyle fragmanda dövüyormuş gibi gözüküyor. Radyasyon atıyor bu adam. Ha bak, bu attığımın katı radyasyon arkadaşlar. Buradan buraya bu var ya. Burada katı radyasyon var arkadaşlar. 5 termik santral, nükleer santral gücünde nefesi var bunun. Sen bunu neyle dövdün? Neresiyle dövdün ya? Neresiyle dövdün ya? Ekranın dışına muz fırlatsam ulek ulek diye muzun peşinden koşacak. Ben şuna bozdum. Godzilla'nın Kong'la muhatap olmasına çok bozuluyorum. Sen kimsin ya? Senin ne alakan var ya? Ne? Kimsin yani sen? Anladın mı? Bunları çok güzel mimini yapmışlar bu arada bir tane. Mothra muhabbeti gördünüz mü onu? Çok güzel. Best meme ever. Burada çıkmaz şimdi. Ha işte tamam full çıkmış. Niye çıkması işte çıkmış. Şey klasik işte. Bir tane meşhur film vardı ya, dünyanın en iyi filmi zannediyor bir kısmı. İşte bu bunu dövüyor o diyor niye onu diyor şey yaptın diyor. O da diyor ki Mothra'yı kurtar, Mothra diyor. O da diyor ki Mothra why did you say that name diyor. Sonra arkadaşları aynı çıkıyor. Mothra. Marta yerine. Mothra da bilmiyorsanız uçan böcek. Al bak bu. İyi bir böcektir. Genelde iyi resmedilir bu. Hatta bak dur. Artık bu arada filmden de sahne herhalde Facebook'ta açmayayım değil mi ben? Ona da telif kesin gelir ha. Üf, biri arıyor ya. Üf, yayındayım ya. Kim arıyor? Üf, yayındayım burada. Discord'dan arıyorlar. En sevmediğim şey yayındayken birilerinin araması. Sefkan Kutluk demiş ki Ceren ablanın oyun oynadığı yayında çok güldüm. Ceren abla çok yaşasın diyor. Kesinlikle Ceren abla çok yaşasına çok katılıyorum. Alper Kula demiş ki biz maymunları köle olarak kullanıyoruz. Burada gelmişler büyük maymuna hayran kalın diyorlar. Resmen maymun dediğin köledir, muz atarsın kaybeder hareketli. Ya tabii canım. Maymunla dövecekler. Maymunla ya. Maymunla dövecekler. Dur bakayım kim arıyor? Alo.